ceket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. Dizelerinde Cahit Sıtkı'nın bahsettiği gibi bir memlekete götürüyoruz sizleri. Uşak Sarıdere Köyü'ne. Köyümüz 3 mahalleden oluşuyor. Sarıdere, Elifcikler ve Kale Mahallesi. Sonbaharda bu köyün misafiri olduğumuzdan rengarenk ağaçların bize eşlik ettiği yollardan geçerek köyün adını aldığı ilk mahalle, Sarıdere'ye varıyoruz. Köye girdiğimiz andan itibaren tarihi dokuları hissediyoruz. Gördüğümüz her evin içinde kim bilir ne hikayeler yaşanıyor. Birlikte bu hikayelere ortak olmak için buradayız. Köyün en sevdiğim tarafı berrak, sakin bir köy. Tarımcılıkla uğraşıyoruz. Meyvacılık var, kiraz, vişne gibi. Bu şekilde işte köy, herkes çoğunluğu zaten emekli, sigorta emeklisi. Yüz seneyi geçkin şu gördüğün binalar, benim babam öyle söylerdi. Yüz sene, ha bu bina şu anda gördüğünüz binada 100 sene olmuş yani. Bu köyün tatlı sakinlerinin çoğunluğu merkeze 21 kilometre uzaklıkta olduklarından dolayı kendi araçlarına sahipler. Haftanın çarşamba günleri sabah saatlerinde köyden merkeze giden dolmuş aracılığıyla işlerini halledip akşam evlerine dönüyorlar. Çarşamba günleri çoğu Uşak'a gider buradan. Hani bizim haftada bir gün her evlerinden gider ihtiyacını alır. Gelir ama durum bu. Köyün tatlı sakinleri derken yaşlı amca ve teyzelerimizi kastediyorduk. Fakat genç köy burası. Köyün en yaşlısı muhtarımız Nurullah Gülser'in babası 70 yaşında. Daha genç olan kesim de fabrikalara çalışmaya gidiyor. Çocuklara gelince bir servis bu köyün ve çevre köylerin çocuklarını alıp ilçede bulunan okula götürüyor. Aslında köyde ufak bir okul binası bulunuyor. Fakat uzun zamandır düğün salonu olarak kullanımda. Elifçikler Mahallesi'nde tanıştığımız çalışkan Osman amcamız ve eşinin ahırlarını ziyaret edince dinlenmekte olan sevimli ineklerle karşılaşıyoruz. Bu sayede köyün geçim kaynağını hayvancılıkla sağladığını görüyoruz.
Genç köyümüzün sağlığını takip etmek için herhangi bir sağlık ocağı bulunmadığından 15 günde bir camide toplanıyor ve doktor geliyor. Köyün her bir yanında sonbaharın soğuk ama huzurlu havası eşliğinde yolumuza devam ederek Kalem Mahallesi, eski hitabıyla Kalem Şehri'ne varıyoruz. Nedir bu Kalem Şehri'nin manası? Çok eski olmalı ki köylülerin hiçbiri cevabını bilmiyor. Evinin terasında eşiyle ceviz yıkayan amcayla selamlaşıyoruz aşağıdan. Yanlarına çıktığımızda bizim için ceviz kırıyorlar ve bolca ikram ediyorlar. Şükürçü var. Bunlar geri teknik, eski teknik. Bunlar karabüyü şeye yaptık. Kırılmazsa şey veren mi? Yok, kırılır. Sıkılır, kırılırlar. Ağaç tepesinde elma toplayan amcamız da elmalarından ikram edince neredeyse karnımız doyuyor ve misafirperverliklerine teşekkür ediyoruz. Kafamıyla yonca söken çalışkan bir amcamızla daha rastlaşıyoruz. Serasını ziyaret ettiğimizde sadece hayvancılık değil seracılık da yapıldığına şahit oluyoruz. Yıllardır bu işlerle uğraşıyoruz. Domatesleri benim çocukluğumdan beri eve götürüyoruz. Garazabana koyuyoruz. O da sobanın ıscanlarını orada çürüme yapıyor. Şimdi bu fene düşündük. Tarlada durduruyoruz. Bu şekilde birinci aya kadar domateslerimiz duruyor. Birinci aya kadar pazarlayabiliyoruz. Ve bu konuda bilgi edinmeyi isteyenlere kıskancımız yok. Bu şekilde domatesi durdurabilirler. Eve taşıdığımız çok çürüyor. Her bir köşesinde Kadir amcanın el emeğine rastladığımız Fadime teyzeyle yaşadıkları evlerine konuk oluyoruz. Dingin havasına kapıldığımız bu evin arkasında kendisine hayran bırakan asırlık bir su değirmeni bulunuyor. Onda burası kapandı. Hani atalarından kalmış. Bilen yok. Kaç senesinde kuruldu, kaç senesinde böyle yapıldı bilen yok, bilmiyor. Ya bunun içinde sandığı var bu şekil. O sandığın içine bu ideyi boşaltırsın, demeni salarsın, o un yapar. O boşalttığın çuvala o unu katarsın, sahibine teslim edersin. Bu yer altından geliyor, bu su kesilmiyor. Kesilmiyor, devamlı gelir. Kesilmiyor. Bu değirmen zamanında kim bilir kimlerin emekleriyle onur etti ve sayelerinde evlere ekmek girip sofralara koyulabildi. Artık bu işlemini yitirmiş olsa da asla durmadan Fadime teyzenin evine su vermeye hala devam ediyor. Teyzemizin güzel ellerinden aşağı akan su tekrar toprakla buluşuyor. Bu değirmenin güzelliği karşısında oturup öylece izleyesi geliyor insan. Köyler, bazen kendi içimize döndüğümüz, bazen de dışarıda duyduğumuz köy güzellemelerinin yaşamın birer zorlukları olarak karşımıza çıktığı, zamanın akışını bir başka hissettiğimiz yurdumuzdur. Yine de herkesin bir köyü olmalı. O köyde doğmuş olmak zorunda değiliz. Gidelim. Görelim ve o köy bizim köyümüz olsun.